Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda Arif abi var. Skeçlerden hatırlayacaksınız Arif hocayı. Arif hoca ortalama bir 6-7 aydır ekibe. Daha mı oldu mu abi? Bir sene olacak. Bir sene olacak. Yaklaşık bir senedir ekibe dahil oldu. Ekipte videolarımızı Arif hocayla da beraber çekiyoruz. Hemen hemen her skeçte var. Olmadığı skeçlerde işte neden yok sorularına çok denk geliyoruz. Onun sebebi de olmadığı skeçlerde kesinlikle işi vardır. İşi olduğu için gelememiştir. Onun dışında Arif abiyle de skeç çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün Arif abiyle böyle kısa bir söyleyişi yapacağız. Soru cevap eşliğinde gidecek. Arif abi. Efendim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Seni tanıyalım abi. Nerelisin? Yaş kaç? Nereden geldin? Ne iş yapıyorsun? Evet. Nereye gidiyorsun? Teşekkür ediyoruz herkese. Ben Adıyaman Gölbaşlıyım. Mersin'de doğdum, büyüdüm. 1968 doğumluyum. Arif Azık ne işe var? Arif Azık memurdum. Ben 30 yıl memurluk yaptım. 1988'de memurluk hayatım. Tabii liseden sonra babam esnaf dükkan açtı. Dükkanı işlettik, esnafçılık yaptık. Ondan sonra askere gittim, geldim. 1988'de askerden geldim. Sağlık Bakanlığı'nda sınav açıldı. Sağlık Müdürlüğü'ne sınavla, KPSS'yle sınavı kazandık. İşte şoför kadrosunda. Ambulans şoförlük yaptık. Tabii önce 1988'de ambulans yoktu. 96'da kuruldu ambulansla 112'le. 96-97'de 112 ambulansa geçtim. Ondan sonra 2019'da emekli oldum. Tabii bu sırada 1989'dan beri sanatı 30 yıl geçmişliğim var. Tabii ben öyle hep Mersin'de. Mersin'de de pek sanat olmayınca küçük sanatla, tiyatrolarla ayakta durmaya başladım. Her şey sanat İstanbul'da. Mersin'de üzülüyorum böyle sanat olmayınca. Gene de sanatı çok sevenler hala bu yolda yürüyorlar. Biz de kıyılarda yüzmeye çalışıyoruz. Peki Mersin'de yani hani sanatı nasıl yaptın abi? Tiyatrolarda mı oynadın yoksa sinema, dizi? Tabii ki hem memurluk hayatıma, ilk sanata 1989'da Sayın Ali Pehlivan Hocam, hâle de görüşüyoruz. 32 senelik benim üstadım, hocam. Bugünlere gelmemin sebebi Ali Pehlivan Hocam'dır. Allah razı olsun. Ali hocamız tiyatro tabii, yazan bir adam. Yazan, yönetmen, senarist. Bir sürü de kitaplar, romanı. Kendisi de cam sanayinden emekli. Peki. 15 yaşında başlamış Sayın Ali Pehlivan Hocam. Mersin'de hâle de devam ediyor. Yaş 70'i geçti halde. Devam ediyor. Ben de ona 32 yıldır hâle selamlaşırız, telefonlaşırız, konuşuruz. 100'e yakın onun oyunlarında oynadım. Hep büyük oyunlar. Yani Mersin'de sahneye çıktın abi o zaman. Tabii ki çıktım. İlk 1989'da Atatürk Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk rolümde Beyaz Melekler. Orada tabii travestel rolünü oynadım. Bilemedim önce tabii bunu rolü, benim ailem tabii bunu istemiyordu. Ben bunu ezberledim. Tam oyun sahnesi beni giydirdiler. Çok sürprizle karşılaştım. Ben ailem bile beni tanımadı. Ya bu kim falan, böyle ailesi izin veriyor mu nasıl? Bitti tabii selam verirken. İşte adımı soyadımı çıkarak hani selamlaşırken birden ailem, ya diyor benim oğlummuş dedi babam. Ve öyle bugünlere geldik çok şükür. Arka Sokaklar, Can Feda Sinema, Bir Zamanlar Çukurova dizisi. Ya abi sen Cinayet o zaman Süsü, Hekimoğlu, Mucize Doktor. Ya o zaman senaryo geldiği zaman İstanbul'a bir gidiyorsun herhalde. Tabii yarım dakikalık bile bu sanat aşkıdır. Yani 300 liraya gittim, ben 1000 lira para harcamışımdır. Neden? Bu bir aşktır yani. Sanat aşkı, her şey para değildir yani. Tiyatrodan biraz çıkalım abi. Biraz evet. Skeçlere gelelim. Skeçler. Son bir senedir skeçlerimizde yer alıyorsun abi. Evet. İlk geldiğin skeci hatırlıyor musun? Vallahi hatırlayamıyorum. Şey olabilir mi acaba? Ken gözlü olabilir mi diye düşünüyorum ama. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Yani bende şöyle bir şey var. Yalan makinesi. Mesela Arif abi burada skeç çekiliyor. Bana evet. Geliyor, ben skeci izliyorum. Evet. Tamam mı? Evet. Montaja geçiyorum, iki kere montajda izliyorum. YouTube'a atıyorum, bir kere YouTube'da izliyorum. Facebook'a atıyorum, bir kere de Facebook'ta izliyorum. Bunun sebebi ses kayması var mı attıktan sonra onları falan kontrol ediyorum. Evet. Rahat 5 kere izliyorum. Sokakta bir abimiz mesela durduruyor. Diyor kardeşim diyor bu sahne çok iyiydi. Vallahi düşünüyorum aklıma gelmiyor. 5 kere izlemişim. Ayrı arada bir tane de izlesen öyle 6-7'yi buluyor.
Ama ben bile hatırlamıyorum inanın. Hangi repliği verdik, hangi şeyi yaptık, hangisini duyduk hiçbirini hatırlamıyorum. Neden hatırlamıyoruz? Çünkü yaptığımız ailece, yani birbirimizi severek yapıyoruz. Sanki günlük hayatta bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani günlük hayatta yaşadık geçti abi. Öyle izlenim var bende. Çünkü yani. Küsmece yok, kalp kırması yok. Bir Rıdvan Kevrek ailesinde yani bir aile gibiyiz. O anda oynarız falan biter. Ha bir kalp kırılma olsaydı hani kötüler unutulmuyor, iyilikler unutuluyor. Onun için birbirimizi severek yaptığımız için saygı, özellikle saygı yani. Abi hiç konuyla alakası yok. Arada bir sen şeye gidiyorsun, Adana'ya, Hatay'a ne için gidiyorsun evet. Abi? Ya ben emekli olduktan sonra boşluğa düştüm. Benim köylüm, akrabam Gülerler Narenci'ye. Ya böyle böyle dediler. Ben bahçeden de anlamam yani. Memurluktan olsun dediler. Sağ olsunlar. Ben dedim makas kesemem. Hani zannettim ki ben makas keseceğim. Hı-hı. Sepet, küfe taşıyacağım. Yani kasa taşıyacağım. Bilemem dedim. Yok dedi kontrolculuk yapacaksın. İşte bakacaksın. Ağacımızda kalmasın. Yere yavaşça sepete koyulacak. Yavaşla yüklenecek. Böyle kişi sayılacak. Kaç kişi gitmiş, kaç kişi gelmiş. Bir sorumluluk var tabii. Ağır bir iş. Ama severek sabahın tabii 4'ünde kalkıyorum. 4.30'da kamyona biniyorum. Gidiyoruz 3 saat Adana'nın Tuzla'dan Yeniköy'e kadar. Bilmediğim bir yer yani arabamla bile oralara gidemem yani. Bu hem gezerek bir eğlence olarak hem yoruluyorum. İş 1'de bitiyor, saat 13'te bitiyor. Tabii oradan gene 3 saati buluyor kamyonla. Tonlarca hale giriyorsun, halde teslim ediyorsun. Ondan sonra bitiyor, bu sefer skeçler oluyor. Yetişir miyim, yetişemez miyim? Böyle bir şey, sanattan da kopamıyorum. Evliyim, 3 tane çocuğum var, bir sorumluluğum var tabii. Bunun için gerçekten sanat hem kolay hem eğlenceli hem güzel. Aile yani bir sorumluluğum. Bu sanatla bekarken olsaydı evlenmeyi düşünmezdim. Bir sorumluluğum var yani. Peki bu kestiğiniz, biçtiğiniz mandalinalar evet. Ülke içinden pazarlanıyor yoksa ihraç mı ediliyor? Ekseri ihraç ediliyor. Orası beni aşıyor. Ben sorumluluğum kesiyor, kamyon doluyor. 14 palet oluyor. İşte 14 bin, 14 tona kadar yani. 13'ten aşağı düşmüyor. Bunlar tabii gidiyor bir fabrikaya, Kargıpınar'a kadar fabrikalar var. Sağ olsunlar. Orada işleniyor, ilaçlanıyor, bekleniyor. Ondan sonra nereye ihraç ediliyor? O beni aşıyor yani. Kolay iş değil. Bunun tolusu, yağmur var, donması var. Gerçekten çiftçilik zor bir meslek. Özel hayatı biraz geçelim abi. Özel hayatı da konuştuk. Daha önce sinema hayatını da konuştuk. Şimdi evet. Biraz da skeçlerden gidelim. Evet. Bugüne kadar oynayıp da işte budur dediğin rolün hangisiydi? Bizim skeçlerde ama. Hepsi de birbirinden güzel yani. Bir tanesi kötü diyemiyorum. Yani eğleniyorum, güzel, bakıyorum bir şikayet de yok yani. Tabii ki yorumlarda ben her zaman derim, bir hatamız varsa lütfen yazsınlar yani. Daha çok ona göre kendimizi düzeltiriz yani. Yani İzzet abiyle de anlaştık, o da daha önce bu sanatla uğraşın. Bu sanatla ilk uğraşanlar sabır isteyen bir meslek yani. Gerçekten ilk beğenmiyor, geliyor. Ya diyor ben bunu yapamam, şunu yapamam. Ya bu sanattır, benim ilk rolüm dediğim gibi bir homo rolünde oynadım ben. Yani ilk olsa bana para da verseler oynamam. Yani ilk defa benim adım çıkar ve hastanede çalışırken memurluk hayatımda ilk oynadım. Başka türlü bakmaya başladı. Ama ne yaptım? Devamını getirdim. Devamını getirince ha bu sanattır dediler. Bugün rahmetli Kemal Sunal'a baktığımız zaman üstadımızı Şabaniye rolünde, kadın rolünde oynuyor. Bugün Şener Şen. Yani çıplak vatandaş. Buna benzer bakıyorum. Demek ki sanatta bir gün imam oluyorsun, bir gün papaz oluyorsun. Ben bunu öğrendim. Tabii ailem şey yapıyor artık dedi ki tamam dedi. Bunu severek yapıyor dedi. Yani bazıların herkesin hobi var. Adam memur 5'te bitiyor, gidiyor kahveye gidiyor. 2 saat kahvede okey oynuyor. Oynayabilir özel hayatı. Başka şeyler. Benim de bir hobim vardır. Sigaram, alkolüm, kahvem, hayatım hiçbir şey yok. Ailem tabii. Ondan sonra bu sanattır yani. Yoruluyorum. Rıdvan Kevrek ailesine diyorum ya ben yoruluyorum işte nasıl yapabilirim sizi germeyeyim falan. Bakıyorum bu role gireceksin. Ben kesinlikle bu rol derse bu role oynarım ben. Kim ne derse desin yani. Uygun görüldüğüm takdirde oynarım. İzleyicilerden de bir hatam varsa özür diliyorum. Lütfen yazsınlar. Abi böyle böyle şu yakışmıyor sana. Tabii Rıdvan Kevrek ailesi de bakar ona göre zaten ayarlıyor. Yorumlara göre. Böyle ayakta durmaya çalışıyorum yani.
hakkımı da veriyorsunuz. Allah razı olsun. Peki gerçekten. Abi, para da kazandım. Evime ekmek götürüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Karşılığımı alıyorum. Peki İzzet Emre'ye de sordum. Sana da soralım. Yavaş yavaş da bitirelim. Sokakta tanınırlık oranın ne yani? Hani buraya geldikten sonra nasıldı? Bundan önce nasıldı? İzzet Emre'ye biraz daha farklı sorduk. Çünkü onun geçmişi de Skorp ve TikTok var. O nedenle daha önceden tanınmışlığı var. Mesela yani hani senin böyle bir sosyal medyada bir fenomenlik olayın olmadı bildiğim kadarıyla. Bir video olay falan olmadı ama buradan sonrası için de konuşalım daha öncesi de. Yani sokakta insanlar nasıl karşılıyor? Tanıyan oluyor mu? Tabii ki oluyor. Daha önce de oldu yani. Ekseri bir zamanlar Çukurova'da 4 bölüm oynadım. Orada ekseri Portakal Tüccarı'nda oynadım 24. bölüm. Orada ekseri ben diğer dizilerde oynadım arka sokaklarda falan ama benim ailem işte eve girdim mi sanat orada kendim videoya yapamıyorum, paylaşamıyorum. Hı hı. Oynadığım dizileri oynarsam hani gündem yaratırsam seyirci tabii ki tanıyor. En son bir zamanlar Çukurova'da bayağı diyaloglu olunca bir 3 dakikaya kadar konuşmam var. Onu paylaştım artık herkes inanmaya başladı. Ya dedi sen bayağı 3 dakikalık işte oyna falan. Sonra ben yavaş yavaş hoşuma gitti. Gündem ya onları paylaşmaya başladım. Sayfam yani doğru dürüst şey yok. Çünkü evde 3 tane çocuk var. Çocukların dersi var. Okula gidiyor. Okuyor. Ben diyorum ki oğlum diyorum önce bir dersini yap ondan sonra. Baba sen bu yaşa geldin. 50 yaşını geçmişsin. Sen hala internetlerde oynuyorsun. İşte bu kadar zor. İşte tek başıma olsaydım biraz daha. Ama beni seven böyle seviyor. Tabii ki Rıdvan Kevrek ailesinde daha çok tanınmaya başladım. Sağ olsunlar. Dolmuşa biniyorum. Üstüm başım çamurlu falan iş elbisesi. Bakıyor bana. Ben ona bakıyorum. Yanındakini dürtüyor. Böyle yapıyor. Ben de buyurun birine mi benzettiniz? Bakıyor elbiseme iş elbisesi. Ayağı çizme var ayağımda çamurlu. Diyorum birine mi benzettiniz? Ya diyor abi siz Rıdvan Kevrek'te oynuyor musunuz? Diyorum bana benzetiyorlar. Abi diyor sen aynı sensin diyorlar. Ben tabii gidiyorum dolmuş bir bakıyor açıyor sesi bakıyor evet benim abi bir tane fotoğraf çekilebilir miyiz? Ya nasıl insanlar biz de onlarla tanışmak istiyoruz. Tabii buyurun kapısı açık. Rıdvan Kevresi gerçekten de kapısı aile açık bir yer. Her zaman beklerler bu, yani. Bu olay Rıdvan'ın da başına geliyordu. Rıdvan şey güvenlik görevlisi olarak bir sitede çalışıyordu. İşte geliyorlardı yok efendim sen o kadar videoda oynuyorsun niye hala burada çalışıyorsun bilmem ne tarzı söylemler dönüyordu. Arkadaşlar bu sosyal medya işinde para var amenna ama biz hala o parayı bulamadık. O parayı bulduktan sonra Allah izin verirse hiçbir abimizi çalıştırmak istemiyoruz sadece skeçlere gelsinler istiyoruz. O parayı bulmamız için de sizin bize destek olmanız gerekiyor Rıdvan Kevrek kanalında. İnşallah oradan büyüdükten sonra bütün abilerimiz sadece burayla uğraşacak. Ve buradan ekmeğini kazanacaklar. Hiçbir şekilde ekstra işlere gitmeyecekler diye bir hayalimiz var. Allah izin verirse onu da hayata geçireceğiz. Arif abiyle bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arif abiye de teşekkür ediyorum kanalıma geldiği için. Kendinize çok iyi bakın. Arif Azık YouTube'dan iyi seyirler.